Daha önceki sohbetlerimizde insandan, insanın yaratılış gayesinden ve kainatta Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellisinden bahsetmiştik. Ve Cenab-ı Hak bu kainatı, bu kainattaki yarattığı harika eserleriyle kendini tanıtmak, kendini bildirmek için onları teşhir etmiş, yaratmış kainatta. Ve ona mukabil insandan da imanla onu tanımasını istemiş. Yine insan için kainatta çok nimetlerini ihsan etmiş. Ta ki insanı sevdiğini o nimetleriyle bildirsin. Ve insandan da ubudiyetiyle, kulluğuyla, teşekkürüyle insanın kendisini sevdiğini bildirmesini istemiş. Şimdi işte kainatta Cenab-ı Hakk'ın kendisini tanıtmak için, kendisini bildirmek için yarattığı eserleri içerisinde daha önceden de ifade ettiğimiz gibi en harikası insan. Bir mucize-i kudret. Yani onun kudretinin bir mucizesi. Yani mucize insan. Eşsiz. Eşini benzerini yapmak imkansız. Ve insan harikayı sanat. İnsan bir sanat harikası. Bakın. Ve insan çok cami kabiliyetlerle donatılmış bir varlık. Öyleyse Cenab-ı Hakk'a ayine olacak ve Cenab-ı Hakk'ı tanımada birinci derecede bilinmesi gereken, anlaşılması gereken sanat eseri yine insan olması lazım. Şimdi niye insan en cami kabiliyetlerle donatılmış? Bunun bir manası da bu. Şimdi bir aynanın arkasında ne kadar siyahlık artarsa o boyalama önü o kadar parlak olur. Demek ki insandaki kabiliyetler ne kadar çoksa Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin o derece güzel bir aynası oluyor. Sadece insanın böyle kabiliyetleri içerisinde işte görme gibi, işitme gibi, bilme gibi kabiliyetleri değil de insandaki kuvvet, insandaki acizlik bunlar da Cenab-ı Hakk'ın isimlerine en güzel ayna olmak için insana verilmiş olan vasıflar. Bakın. Bunu yine daha önceki sohbetlerimizde hani insanı en iyi bilen Cenab-ı Hak'tır. Öyleyse insanı Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede tarif ediyor. Ve o ayet-i kerime ışığında bakılırsa ancak insanı en güzel şekilde anlamak mümkün olur diye ifade etmiştim. Yine ben o ayet-i kerimeyle ilgili olarak onun bir izahı, onun bir tefsiri manasında bu sorunuzu yani insan Cenab-ı Hakk'ın isimlerine nasıl ayna olur sorusunu oradan cevaplandırmak arzu ediyorum. Buyurun. Şimdi ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad halaknal insane fi ahsani takvim. Ve fil ardı ayatun lil muqinin. Ve fi enfusikum efela tubsirun.
Şu pencere insan penceresidir ve enfüsidir. Ve enfüsi cihetinde şu pencerenin tafsilatını binler muhakkikini evliyanın mufassal kitaplarına havale ederek yalnız feyzi Kur'an'dan aldığımız birkaç esasa işaret ederiz şöyle ki. 11. sözde beyan edildiği gibi insan öyle bir nüsha-i camiadır ki. Yani öyle cami yazılmış bir kitap ki insan. Cenab-ı Hak bütün esmasını, bütün isimlerini insanın nefsi ile insana ihsas ediyor. Demek Cenab-ı Hak bütün isimlerini insanın nefsi ile, yani yarattığı şu insan sanatıyla insana ne yapmak istiyor? Hissettirmek istiyor. Bildirmek istiyor. Tafsilatını başka sözlere havale edip yalnız 3 noktayı göstereceğiz. 1. nokta. İnsan 3 cihetle Esma-i İlahiye'ye bir aynedir. Demek ki insan 3 cihetle Allah'ın güzel isimlerine bir aynedir. 1. vecih. Gecede zulümat nasıl nuru gösterir? Mesela şimdi gece karanlığı olmasa aydınlığın farkına varılır mı? Varılmaz. Devamlı insan aydınlık içerisinde. Hiç karanlık görmemiş bir insan düşünün. Aydınlığın nasıl farkına varacak? Çünkü her şey zıttıyla biliniyor. Bakın. Demek gecedeki karanlık nuru gösteriyor. Yani aydınlığı, ışığı gösteriyor. Onu göstermeye bir vesile oluyor. Bakın vasıta oluyor. Öyle de insan zaaf ve acziyle. İnsan gayet zayıf yaratılmış. Gayet aciz yaratılmış. Bakın gözüyle görmediği bir mikroba mağlup oluyor. Bakın. Ve insanın o kadar ihtiyaçları var. Hayal dairesi nereye gidiyorsa ihtiyaç dairesi de oraya kadar gidiyor. Ama elinden ne geliyor? Hiçbir şey. Bakın. Mesela şimdi beslenmek için yediğimiz bir şeyi düşünelim. Ağzımıza aldığımız bir lokma. Biz sadece ağzımıza alıyoruz ve yutuyoruz. O kadar. Peki yuttuktan sonra bu lokmanın içerisindeki bütün zerreler farklı yerlere gıda olarak gitmeleri gerekiyor. Mesela göze fosfor gidecek, kemiğe kalsiyum gidecek, saça bakır gidecek. Misal. Evet. Peki hiç bizim bunları takip etme imkanımız var mı? Yok. E peki kemiğe gidecek olan kalsiyum göze gitse. Göz taşlaşır. Göze gidecek olan fosfor da kemiğe gelse. Ne olur? Hiçbiri görevini yapamaz. Göz kemik gibi olacak. Diz de göz gibi sıvı bir hale gelecek. Bakın ne diz tutacak ne göz görecek. Peki bakın. Kaç yaşındasınız? 50 kusur. 50 kusur yaşında. Peki bu kadar zamandır yiyoruz, içiyoruz ve bunlar yerli yerince ne oluyor? Tanzim oluyor bakın. Aynen. Bu bizim için bir ihtiyaç. Ama bu ihtiyaçları karşılayacak bir gücümüz var mı? Yok. Yok. Bak. Şimdi onu nazarımıza veriyor bakın. İnsan zaaf ve acziyle, fakr ve hacatıyla, yani bu kadar çok ihtiyaçlarıyla, naks ve kusuru ile, noksanlıkları ve kusurları ile bir Kadir Zülcelal'in kudretini, kuvvetini, gınasını, rahmetini bildiriyor ve hakeza. Bakın, yani bizim elimizde olmayan şeyler, yapılması gereken şeyler yapılıyor, öyleyse yapan biz değil. Demek başka birisi var. Yapan o. Biz onun o kudretine, o zenginliğine, o rahmetine o şekilde ne oluyoruz? Ayna oluyoruz. Hocam yeni doğan bir bebek buna çok güzel bir misal değil mi?
Çocuk dünyaya gelmiş az içerisinde. Gücü, kuvvet hiçbir şey etmiyor. Bir Kadir-i Zülcelal o çocuğun ihtiyacını görüyor. Annesinin memesinden ona ikram ediyor. Çok güzel, çok güzel bir misal bakın. Evet. Çok harika bir misal. Çünkü ne onu yapmaya ananın babanın gücü yeter, ne çocuğun gücü yeter, yavrunun gücü yeter. E peki, ama yapılıyor. Kim yapıyor? Öyleyse demek, perde-i gayb arkasında. Öyle bir kudret sahibi var, öyle bir ilim sahibi var, öyle bir merhamet sahibi var. İlmiyle onun ihtiyacını biliyor. Merhametiyle onun o ihtiyacını yerine getirmeyi istiyor. Kudretiyle de onun o ihtiyacını karşılıyor. Yapıyor ve karşılıyor bakın. Peki nasıl başka izah edeceksiniz bunu? Ya işte ne oldu? Cenab-ı Hakk'ın o nihayetsiz kudretine, ilmine, rahmetine işte aynı oldu. Bütün yavruları bu şekilde düşünelim. Her birisi nasıl parlak bir ayna oldu. İşte akıl gözüyle insan bunları ne yapacak? Görecek ve perde-i gayb arkasında kerim, rahim, muhsin, müdebbir, mürebbi yani sonsuz ilmi olan, iradesi olan, kudreti olan, merhameti olan, idare eden, terbiye eden bir zatın varlığını akıl gözüyle görecek ve onun varlığını, birliğini tasdik edecek. Çünkü bu iş tesadüfen olamaz. Bu iş sebeplere verilemez. Bu iş mevhum tabiata verilemez. Bakın işte bunlar bizim tefekkür edip düşüneceğimiz şeyler. İşte böylece insan Cenab-ı Hakk'ın o isimlerine aynadarlık yapıyor. Şimdi bakın devam ediyor. Pek çok evsaf-ı ilahiyeye yani Cenab-ı Hakk'ın çok sıfatlarına bu suretle aynadarlık ediyor. Hatta hadsiz aczinde ve nihayetsiz zaafında hadsiz adasına karşı yani insanın hadsiz düşmanları var. İşte her bir mikrobu, insana zararlı olan bir mikrobu bir düşman olarak kabul etseniz değil mi? Hadsiz düşmanları var işte. Bir noktayı istinat aramakla vicdan daima vacibül vücuda bakar. Yani insan şimdi o güç getiremediği şeylere karşı onlara güç getirecek birisinin varlığını arıyor, onu bulacak ve ona iman edecek ve insan ancak o zaman rahatlayacak. Aksi halde insanın rahatlaması mümkün değil. İşte insanın doğuştan yani fıtraten, yaratılıştan Allah'a inanır veya Allah'ı arar olması veya insanın İslam fıtratı üzerine yaratılmış olması işte bunu gösteriyor. Yani doğuştan imanlı demek ki insan. Yani Allah'ı arıyor, Allah'ı biliyor, vicdan. Çünkü onun ihtiyaçlarını karşılayacak birisine ihtiyacı var. O da ancak odur. Bakın. Hem nihayetsiz fakrında, nihayetsiz hacatı içinde, nihayetsiz maksatlara karşı bir noktayı istimdat aramaya mecbur olduğundan, yani bir yardım alacak nokta aramaya mecbur olduğundan, vicdan daima o noktadan bir gani-i rahimin dergahına dayanır. Yani nihayetsiz zenginliği olan, merhameti olan bir zatın dergahına dayanır. Dua ile el açar. Bakın şimdi, tabii bu fakirlik meselesi bizi diğer normalde anladığımız bir fakirlikle şey yapmasın. Evet. Şöyle, yani insanın ihtiyaçlarının çokluğu noktasında buradaki nihayetsiz fakirlik. Nasıl? Mesela şimdi dünyada taşlar var, cansız varlıklar var. Neye muhtaç? Var olmaya muhtaç. Bak, yokluktan varlığa çıkarılmaya muhtaçtı. İhtiyaçları karşılandı. Bakın. Peki bitkiler neye muhtaç?
Toprağa bakın muhtaç. Bitkiler havaya, suya, toprağa, güneşe hepsine muhtaç. Bakın ihtiyaç noktasında öbür cansız varlıklara göre canlı varlıklardan bitkiler daha çok muhtaç. İhtiyacı ne kadar çoksa o kadar fakirliği artıyor. Evet. Bakın dikkat verin. Hayvanlara geçelim. Bak onlar o havaya, suya, toprağa, güneşe muhtaç oldukları gibi bitkilere de muhtaç. İhtiyaç biraz daha arttı. İnsanlara geçelim. İnsanlar bunların tamamına, hayvanlar da dahil hepsine muhtaç. İhtiyaç daha da arttı bakın. Ne oldu? Öyleyse en fakir kim şimdi? Yani en çok ihtiyacı olan kim? İnsan. İnsan. Öyleyse şimdi Cenab-ı Hakk'ın zenginliğine en parlak ayna kim olabilir? İnsan olabilir. İnsan olabilir. İşte insandaki o acizliğin, fakirliğin yani bu noktada ihtiyacın çok olması ne içinmiş? Cenab-ı Hakk'ın gınasına, zenginliğine ayna olmak içinmiş bakın. Demek her vicdanda şu noktaya istinat ve noktaya istinat cihetinde iki küçük pencere Kadir-i Rahim'in dergah-ı rahmetine açılır. Her vakit onunla bakabilir. İkinci vecih aynı darlık ise, yani insan ikinci cihette nasıl acaba Cenab-ı Hakk'a ayna olur? Şimdi o izah edilecek. İnsana verilen numuneler nevinden cüz'i ilim, kudret, basar yani görme, sem, işitme, malikiyet, hakimiyet gibi cüz'iyat ile kainat malikinin ilmine ve kudretine, basarına yani onun görmesine, semine, onun işitici olduğuna, hakimiyet-i rububiyetine ayna darlık eder. Onları anlar, bildirir. Nasıl? Mesela, bakın şimdi çok harika bir misal veriliyor burada. Mesela, ben nasıl bu evi yaptım ve yapmasını biliyorum ve görüyorum ve onun malikiyim ve idare ediyorum, öyle de. Şu koca kainat sarayının bir ustası var. O usta onu bilir, görür, yapar, İdare eder ve hakeza. Bakın bu misal bizim Cenab-ı Hakk'ın isimlerine nasıl aynadar olduğumuz hususunda çok harika bir misal. Bir daha okuyorum bakın burayı. Mesela ben nasıl bu evi yaptım ve yapmasını biliyorum. Mesela şimdi kendi evimizi biz kendimiz ne yaptık? Yaptırdık. Yapmasını biliyoruz. Peki o evi, o evin içindekileri biz ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bakın. Ve o eve biz malikiz, sahibiyiz yani oranın. Ve o evi biz ne yapıyoruz? İdare ediyoruz. Evet. Peki şimdi bu kainat da o evle mukayese edilmeyecek kadar büyük bir hane. Evet. Peki o da yapılmış mı? Yapılmış. Yapılmış. Öyleyse onu da bir yapan var. Peki o da idare ediliyor mu? İdare ediliyor. Öyleyse demek onun da bir idarecisi var. Peki onun içerisindekiler de biliniyor mu? Demek bütün onları bilen birisi var. Peki onun içerisindekiler görülüyor mu? Demek bütün onları gören birisi var. Peki bütün onların ihtiyaçları işitiliyor mu? Demek onları işiten birisi var. Peki bizim evimiz de onun içinde. Biz de onun içindeyiz. Öyleyse ne oldu şimdi? Demek ki bize verilen o azıcık ilim, irade, kudret, malikiyet gibi sıfatlar ne için verilmiş? Allah'ın o nihayetsiz sıfatlarını bilmek için, anlamak için verilmiş. Çünkü biz ne kadar yere maliksek orayı görecek, idare edecek kadar bizim bir şeyimiz var. Gücümüz, kuvvetimiz, kuvvetimiz, görmemiz, işitmemiz var. Ama kainatı idare edecek zatın nasıl bir ilim olması lazım? Her şeyi ihata eden sonsuz bir ilim olması lazım. Sonsuz bir kudret olması lazım. Sonsuz bir görme olması lazım. Yani her şeyi her an görmesi lazım. Bilmesi lazım. İşitmesi lazım. Ta ki bu kainattaki nizam ve intizam ne olabilsin? Düzenli olabilsin. Devam edebilsin. Demek ki işte insanın Cenab-ı Hakk'a
ayna darlığı bu şekilde anlaşılacak. Bu şekilde bilinecek. Ve öyleyse Cenab-ı Hakk'a insan en güzel, en parlak, en cami bir ayna olmak için yaratılmış denilebilir. Ve Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini gösteren en parlak aynası, en harika eseri insan denilebilir. Hocam bir de diğer varlıklardan farklı olarak insanlara akıl nimeti verilmiş. Bu akıl nimeti de bu nimeti veren Allah'ı tanımak. Zaten bazı inkarcıların yanıldıkları nokta şu. Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür. Bunu biraz açar mısınız? Bakın, bunu biraz açayım. Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Şimdi adam her şeyi maddede aradığı için aklı gözüne inmiş. Göz ise maneviyatta kördür. Şimdi bakın, bir çiçek, gerçi bu yapma çiçek de, bir hakiki gül çiçeği düşünün. Göz onun rengini görür. Ama onun kokusunu göz göremez. Bak onda manevi bir ne var? Koku var. Ama o kokuyu göz göremez. O kokuyu? Burun o kokuyu işini... anlayacak olan burun. Burun. Bak Allah onun o kokusunu almak için burnu yaratmış. Mesela diyelim bir kuşun sesi. Bak. Şimdi o kuşun rengini, cismini göz görür. Ama onun sesini şey görmez. Göz görmez. Göz görmez. Onu görecek olan kulak. Kulaktır. Kulak onun için yaratılmış. Bakın. Peki o çiçek var, o gül çiçeği var. O kuş da var ve harika bir sanat olarak yaratılmış. Öyleyse sanat sanatkarsız olmaz. O bir harika eserdir, o ustasız olmaz. Bakın şimdi, bunu anlayacak olan da akıldır. Bakın şimdi, mesela şu naylon çiçek. Evet. Ama bir ustalık istiyor. Öyleyse, o ustalık sanatıyla o yapılmış. Demek o çiçek, kendini yapan ustayı gösteriyor. Bunu neyle anlıyoruz? Bak gözümüzle şimdi o ustayı görmemiz mümkün değil. Aklımızla anlıyoruz. Biz bu çiçeği yapan ustayı görmedik, kabul etmiyoruz, ha. Kendi kendine olmuş diyemeyiz. Diyemeyiz. Yani ben eğer ya maddi olarak elle tutulur, gözle görülür ise ona inanırım. Cismen dokunursam ona inanırım, yoksa başka türlü ona inanmam. Bakın bunlar safsata şeyler veya cahilane şeyler. Onun için yani bunlar çok önemli bilinmesi, düşünülmesi gereken şeyler. Yani insana verilen her uzvun bir vazifesi var. O vazife için verilmiş. İşte akıl Allah'ı anlamak için verilmiş. Akıl kendi sahibini, malikini anlamak için verilmiş. Tabi bunun yanında akıl kendi ihtiyaçlarını karşılamada yardım olacak, şu olacak, bu olacak ama bakın aklı olmayanlar da kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Hem de daha mükemmel. Mesela siz arıcılık yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Peki arılar öyle bir sanat ortaya koyuyorlar ki bal. Bal makinesi. Peki aklı var mı? Yok. Yok bak. Ama akılsız olduğu halde o ona yaptırılıyor. İlhamen Cenab-ı Hak onu yaptırıyor ve bize hizmetkar yapmış. Bakın. Peki ama insan o aklıyla farklı bir şey düşünmesi lazım. İşte o da bu. Yani kendini anlaması. Onun için hani burada bir ifade var. Ey kendini diyor insan bilen insan kendini oku. Bak bak. Yani insan kendini okuması lazım. Nedir kendisini okuması? Yani ben işte kimim? Bu dünyaya nereden geldim? Daha önceki sohbetlerde dediğimiz gibi.
Niçin geldim? Nereye gidiyorum? Beni kim getirdi? Benim bu dünyada vazifem ne? Bu dünyayı benim için böyle kim hazırladı? Zeminini rengarenk böyle çiçeklerle döşemiş bak. Semasını yıldızlarla böyle pırıl pırıl aydınlatmış. Bakın denizleriyle, dağlarıyla, gölleriyle, ovalarıyla. Ya kim benim için böyle hazırladı bu kainatı, değil mi? Yani benim için geceyi getiren kim, gündüzü getiren kim? Hep bunlar bizim için ya. Gece rahatımız için, gündüz maişetimizi temin etmek için. Yazı getiren kim, kışı getiren kim, baharı getiren kim? Bak hep bunlar da bizim için nimetler halk ediliyor. Kim bu nimetleri bize getiren? Bakın şimdi mesela şu anda portakal mevsimi. Bir portakalın şöyle alalım. Rengi gözümüze göre, tadı dilimize göre, kokusu burnumuza göre, gıdası midemize göre, yumuşaklığı dişimize göre. E peki ya bunu böyle dilim dilim bak öyle de bir ambalaj yapmış ki, öyle bir ambalajın içerisinde bize takdim ediyor ki, o portakal ağacına bakın. Ben böyle bir misafirimi götürmüştüm portakal ağaçlarına da, şey bahçesine. Dedi ben şimdi dünyada mıyım yoksa başka bir alemde miyim? Hiç görmemiş ama. Yemyeşil o yaprakların arasında o sarı portakallar. Bakın hiç görmemiş. Ya ben diyor dünyada mıyım yoksa başka bir alemde miyim? Onu kendinden aldı götürdü. Bak, nasıl bir ambalaja sarmış. Ne yapıyor? Buyurunuz, alınız, yiyiniz dercesine, öyle mi değil mi? Evet. E peki ya. Öyleyse demek ancak bunu kim yaratabilir? Bizi bilen, bakın, bizim gözümüzü yaratan, ona rengi veren, bizim gözümüzün renk almasıyla alakalı bak. Ona tadı veren, bizim tad almamızla alakalı. Ona kokuyu veren, bizim koku almamızla alakalı. Bakın, demek bunları bilmeyen, onu bizim için rızık olarak yaratamaz. İşte bunları akıl düşünecek. Aklın vazifesi bunlar. Evet, yani insan, Cenab-ı Hakk'ın en harika bir aynası. Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, sıfatlarını gösteren en parlak, en cami bir ayna. Yani insan kendisine baksa, hani Peygamberimiz Aleyhisselam, onunla bitireyim bakın. Kendini bilen Rabbini bilir buyuruyor. Yani insan kendisini okuyacak, kendisini bilecek. Kendisini bilen Rabbini bilir. Evet, Allah size bilmeyi nasip etsin yani böyle.